üniversitelerden birindesiniz. Ve bilgiye ulaşmak için gereken tek şey o tık yapmak. Ben tıkladığımda yıl 1997. Ben tıkladığımda internete, tıkladıktan sonra bir iki dakika bekliyordum link gelsin diye. O zamanlar 128 bitle bağlanıyorduk. Bakır kablolarla falan bağlanıyorduk. Şimdi o bit nerede? Megabit nerede? Bu bağlamda artık ışık hızıyla bilgiye ulaştığınız ve onunla bir şeyler yapabileceğiniz, üretebileceğiniz, etkin bir şekilde üretim yapabileceğiniz bir çağdasınız. Ve bu kurumlar, üniversitelerde dahil olmak üzere, her ne kadar siz 21. yüzyıl bireylerinin hızına yetişemiyor olabilseler de yine de size sundukları altyapısal açıdan önemli fırsatlar olduğunu lütfen unutmayınız. Bu bağlamda üniversitenizin imkanlarını sonuna kadar kullanmak gibi bir fırsatınız ve hatta bir göreviniz var, bunu unutmayın. Peki neden fırsat ve aynı zamanda görev diyorum? Onu birazdan geleceğiz. Şimdi İyi hoş da diyorsunuz ki üniversite, bazıları üniversiteden koşarak uzaklaşmış, kaçarak uzaklaşmış, sonra geri dönmüşler ama zamanında uzaklaşmışlar, koşmuşlar, gitmişler, başka işler yapmışlar ve daha sonra geri dönmüşler. Şimdi üniversitede öğrenci diye bir şey var değil mi? Üniversite öğrencisi diye bir şey var. Öğrenci ne demek? Öğrenci ne demek? Bilgiyi tanıtan. Efendim? Bilgiyi tanıtan. Aa, birileri ne kadar güzel şeyler konuşuyor. Öğrenen değil mi? Öğrenci denen şey öğrenir. TKD sözüne bakıp, Türk Dil Kurumu sözüne bakarsanız bir şeyleri öğrenmek için ders alan kimse öğrenci. Şimdi ders alıyorsunuz öğrenci olunca. Öğrenci olan kişinin ders alıyor olması nasıl bir konu? Daha pasif bir konu. Mesela şu anda dinliyorsunuz böyle. Pasif. Bazen ben size soru soruyorum falan, yani onları yapıyorsunuz falan. Ama temelde bir öğrenci oluyor olmak çok pasif bir bağlı. Peki bunun yerine talebe olmakla ilgili bir tartışma yapalım. Talep etmekten geliyor talebe, Arapça kökenli bir kelime. Talep edenler demek talebe. Talip olanlar demek. Siz buraya gelerek neye talip oldunuz? Bilgiye, belirli bir alanın bilgisine, becerisine ve o değerleri öğrenerek buradan mezun olmaya talipsiniz. Peki bu talip olma meselesi sadece sizin için mi geçerli acaba? Bakın burada profesörler var. Onlar da talip. Onlar da bilgiye talip. Bir açıdan bakarsanız biz hepimiz talebeyiz aslında. Bilginin, bilimin, bilmenin talebesiyiz bizler. Bizler buraya, buna talip olmak için buradayız. Bu talipliğimiz nedeniyle, talebe olmamız nedeniyle hepimiz bu bağlamda, bu talipliğimiz açısından eşitleniriz. Hepimiz eşitiz. Sosyal hizmetin özellikle değerlerinden biri de budur. Eşitlik bağlamının son derece güçlü bir şekilde bir değer olarak aktarıldığı bir bölümdesiniz. Ve sizden biraz daha önce yolculuğa başlamış taliplerle birlikte bu işi talip etmeye devam edeceğiz. Bizler sizin talebelik bağlamındaki yolculuğunuzun eşlikçileriyiz. Sizden uzak, sizden yukarıda hocalarınız değiliz. Sizi öğrenci edecek olan hocalar değiliz biz. Bizler sizlerle birlikte talip olma yolculuğunda ilerleyen eşlikçileriz. Biz yola azıcık erken başladık, o kadar. Şimdi artık maceramız birlikte öğrenme macerası. Birlikte talip olma ve bilimi birlikte edinmeye çalışma. Birlikte araştırma, birlikte sorma macerasıdır bu arada. Bu bağlamda artık öğrenci olmayı bırakın. Artık sizler talipsiniz. Talip olmuyor bu işte. Peki. İyi hoşlar. Bu talip ne eder? Bu talebe ne yer, ne içer, ne yapar, nasıl düşünür? Onlara bak. Şimdi, siz buraya gelene kadar çok büyük oranda birer öğrenciydiniz. Yapacak bir şey yok. Yani ben de o sıralardan geçtim.
hani lise yaşamına kadar olan ki eğitim macerasının nasıl olabileceğine dair bir fikrim var. Talip olan kişi ise, talebe olan kişi ise şöyle bir farkındalığa sahip olan kişidir. Artık sonlu oyun oyuncusu olmadığının farkına varan ve aslında her zaman sonsuz oyunun oyuncusu olduğunun farkına varan kişidir talebe, kişilerdir talebe. Sonlu oyun, sonsuz oyun derken neden bahsediyorum onu tanımlıyorum. Sonlu oyun, iki tür oyun var. Birisi sonlu. Sonlu oyun, kuralları belli olan, kazanmak için oynanan, kazanmak için belirli şartların olduğu ve kazanan kişinin kazanması gerçekleştiği andan itibaren oyunun bittiği bir oyundur. Mesela satranç, futbol, ÖSYM sınavları, bunların hepsi sonlu oyunlardır. Siz sonlu oyun oyuncusu olarak ilkokuldan itibaren ha bu işte sınavı bitir, liseye geç. Aman lisede şu sınavları ver de şuraya yap. Aman işte ÖSYM sınavını ver de işte üniversiteye gir gibi hep sonlu oyunlar oynadınız. Size hayatı bir sonlu oyunlar silsilesi olarak tanıttılar. Ama aslında öyle değildi. Bugün artık siz sonsuz oyuncu olduğunuzun, sonsuz bir oyunun oyuncusu olduğunuzu artık fark etmelisiniz. Peki sonsuz oyun ne? Sonsuz oyun, kurallarının hepsinin belli olmadığı, kuralların yolun ortasında değişebileceği, oyun sahasının sınırlarının değişebileceği, oyundaki oyuncuların niteliklerini ve niceliklerini tam olarak bilmediğiniz, sizin belirli oyunculardan haberinizin olmadığı ya da o belirli oyuncuların sizin o oyun içerisindeki varlığınızdan haberi olmadığı bir oyun. Neredeyse her şey belirsiz değil mi? Peki bu oyunun amacı ne olabilir? Sonlu oyunda amaç kazanmaktır. Sonsuz oyunda amaç ne olabilir? Oyuna devam ettirmek. Evet. Oyuna devam ettirmek. Ve oyun içerisinde bir oyuncu olarak kalmaya devam etmektir. Değil mi? Amaç bu sonsuz oyunda. Böyle bir amaç var. Bu amaç neye benziyor? Bu oyun neye benziyor acaba? Öğrenmeye benziyor. Başka? Yaşam mücadelesi benziyor. Hayata benziyor değil mi? Hayata benziyor. Yani bu sonsuz oyun tarifi aslında hayatın ta kendisidir. Siz daha önce hayatı bir sonlu oyunlar silsilesi olarak gördünüz. Size öğrenci dediler. Size öğrenci olarak davrandılar. Artık böyle davranılmayacaksınız. Burada, üniversitede sizler sonsuz oyunun oyuncularısınız ve birer talebesiniz. Tıpkı bizler gibi. Ve bu bağlamda bir dünya görüşüne sahip olmanın vakti geldi de geçiyor. Şimdi iyi hoş da bu oyunun oyuncusu olmak iyi. Sonsuz oyunun oyuncusu olabiliriz. Tamam anladık. Fakat bizim belirli endişelerimiz var. Şimdi bunu ilk gün tartışmamızda ve Kasım Hoca'nın da sunumunda olduğu bu ilk gün biraz belirttiniz. İşte hocam bizimkiler işte böyle çok mücadele ettiler benimle. İşte herkes bana itiraz etti. İşte bir mezun olunca iş bulabilecek miyiz? Gibi. Haklısınız. Bu konularda endişeli olmakta çok haklısınız. Fakat şöyle bir durum var. Siz eğer Mars'a gitmek üzere yola çıkan sonsuz oyuncularsanız o zaman rakibiniz herhangi bir lisans mezunu değiller. Yani hocam çok fazla sosyal hizmet mezunu var. Onların rakibi olarak kendinizi görürseniz onların rakibi olursunuz. Ve çok fazla olur evet. Ama siz zaten herhangi bir lisans mezununun rakibi olmayacaksınız. Siz Mars'a gidebilecek nitelikte belirli becerilere sahip olan ve bunu sosyal çalışmanın bilgi, beceri ve değerleriyle harmanlamış olan olacaksınız. Eğer beni dinlerseniz. Peki bu bağlamda nasıl bir hani gelecek bizi bekliyor? Ona birazdan değineceğim. Ona 21. yüzyılda hayatta kalma becerilerinde değineceğim. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayız. Buraya geldiniz. Hoş geldiniz.
başımızın üzerinde yeriniz var. Bu üniversite Türkiye'nin dediğim gibi kaynaklarını en iyi şekilde, en cömert şekilde öğrencileriyle paylaşan en iyi kamu üniversitelerinden biri. Ve buradaki imkanları, altyapısal bağlamları, altyapısal imkanları, çünkü diyorum ki size doğruyu öğrenin, internet çok hızlı, orada o zaman buradan öğrenin diyorum. Bu imkanları kullanmak konusunda aslında bu topluma borçlusunuz. Sizler aslında ülkemizin insanlarına şu anda borçlandınız. Çoktan beri borçlusunuz da iyice borçlandınız. Neden? Neden? Efendim? Bir şey vereceksin, kalemde işte. Ha, bir şey vereceksin, merak etme. Ama sonuçta şu var, Hacettepe Üniversitesi Türkiye'nin en iyi kamu üniversitelerinden biri ve bu kamu üniversitesinin finansmanını ülkemizin vatandaşları sağlıyor. Sizlerin anneniz babanız sağladı bunu bu zamana kadar. Dedeniz sağladı, babaanneniz sağladı, dayınız, halanız, tanımadığınız bir sürü insan, alışveriş yaptığınız bakkal amca, bakkal kaldı bilmiyorum. Var mı? Var. Manavlar, değil mi? Onlar geldi ve sizi buraya getirmek için onlar Hacettepe Üniversitesi'ni var etti. Biz burada olamayız. Vatandaşlarımızın vergisi olmadan ve onların rızası olmadan, rızası, verdikleri verginin belirli bir kısmının Hacettepe Üniversitesi'ne gitmesi konusunda rızaları var bizim vatandaşlarımızın. Neden? Çünkü sizler için. Sizlerin Mars'a gidebilecek olduklarını biliyor değiller ama hissediyorlar. Onlar sizin daha iyi bir gelecek sahibi olmanızın üniversite bazılarının koşa koşa çıktıkları üniversitede olduklarını farkında. Bu nedenle rıza gösteriyorlar ve bu nedenle Hacettepe Üniversitesi burada. Benim okuduğum üniversiteler burada. Türkiye'nin üniversitelerinden mezun olduğum çok gururluyum ben. Türkiye'nin verebileceği en iyi eğitim sisteminden geçmişlerden biriyim. Tabii borcularımız hepsi. Bu nasıl mümkün oldu? Dedelerinizin vergisi sayesinde. Babanızın vergisi, annenizin vergisi sayesinde. Ben onlara borçlu olduğum için buradayım. Ve borcumu sizi yetiştirmesine, sizi öğrenme sürecinize eşlik etmeye çalışarak ödemeye çalışıyorum. Ben onlara borçluyum.